Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersime hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte to kelimesine göz atacağız. Bu kelimenin aslında farklı şekillerde karşımıza nerelerde çıkabileceğini, sözlükte gördüğümüzde aslında bunu nasıl anlamamız gerektiğini şöyle kısacık bir gözden geçirelim istiyorum. Arkadaşlar sözlüklerde bir fiilin önünde gördüğümüz zaman bu to kelimesinin bir mastar olduğunu anlayacağız. Yani mastar nedir? Bizim bir fiilin köküne makmek eki getirdiğimiz oradaki makmek kelimesi onun bir fiil olduğunu belirten ve sözlükte çekimlenmemiş haliyle duran halidir. Yani gitmek dediğimizde bakın biz gitmek fiilini tanımlarken makmek koyuyoruz. Onlar da go fiilinin önüne to getirdiklerini bunun bir fiil olduğunu anlamış oluyorlar. Yani fiili yalın ve çıplak haline biz to go şeklinde diyoruz. Yani sözlüklerde bir fiilin önünde to gördüğünüzde bunun bir yönelme ekiyle hiçbir ilgisi yoktur. Mastar olduğunu anlarız. To come, to go, to eat, to drink, to eat şeklinde karşımıza çıkabilir. Fiil olduğunu gösteren önemli bir işarettir. Burada ise size anlatmak istediğim aslında bir edat olarak karşımıza nasıl çıktı? Yönelme eki olarak karşımıza bir kere en yaygın A1'lerden biri biliyoruz ki işte hani ofise gidiyorum, parka gidiyorum, işte markete gidiyorum gibi kelimelerde I'm going to the office, I'm going to the supermarket, I'm going to the park şeklinde to kelimesini yönelme, Y, ya, E, A şeklinde olduğunu zaten biliyoruz. Edat olarak karşımıza diğer türlerde de şöyle çıkıyor. From to kullanımı mesela bakın mutlaka bilmeniz lazım ama kendi dilimizde de zaten kullanıyoruz. O yüzden çok başka yepyeni bir şeymiş gibi düşünmemelisiniz. Mesela diyorsunuz ki işte ben A'dan Z'ye bütün alışverişimi tamamladım. Ya da işte diyorsunuz ki ben 9'dan 5'e çalışan bir işçiyim. 9 ile 5 arası demek istiyorsunuz. Yani saat 9'dan akşam 5'e kadar bakın 9'dan from 9 to 5 şeklinde 9'dan 5'e çalıştığınızı o to kelimesini oraya koyarak from yardımıyla beraber bir bütün olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda into kelimesi olarak karşımıza çıkıyor. Into ise bakın zaten kelimenin kökünden anlayabileceğiniz gibi bir yerleşim durumu söz konusu yan yana gelmesinden içine doğru demektir. Mesela işte ne yaparız? Çiviyi duvarın içine doğru çakarız. İşte ne yaparız? Bulaşık makinesinin içine bulaşıkları tıkarız. İçine doğru tıkarız dediğimiz, içine doğru koyarız dediğimiz o içe içine doğru anlamında into kelimesini kullanırız. Onto ise mesela üzerine doğru anlamındadır. Mesela işte kocaman bir kamyon arabanın üzerine doğru geliyor falan dediğimizde. Ya da adam diğer adamın üzerine doğru hamle yaptı, üzerine doğru atladı dediğimizde bakın. Orada hani içten ziyade yani iki tane nesne birbirinin içine girmesinden ziyade üzerinde zemin olarak bir üzerine doğru yeltenmesi durumu söz konusudur. Okay mi? Close to ise tam tamına yakınında demektir. Bunu manevi anlamda da kullanıyoruz. Mesela she is close to me dediğimizde hani o bana yakın bir insandır anlamında da kullanabiliyoruz. Ama işte my school is close to my home dediğimde işte evime de yakın derken mesafe olarak yakın, yakınında anlamındaki edatımızdır. Next to ise tam tamına bitişiklik anlamını verir arkadaşlar. İki tane binanın dip dibe olması ya da iki tane işte sıranın dip dibe olması, iki tane insanın dip dibe olması. Hani o yakın mesafenin artık bitişiklik olarak hemen dibinde, hemen bitişiğinde lafıyla sağlanmasıyla gerçekleşir. Yani close to ve next to da yakınında, yanında diye çevrilebilir. Ama arasındaki o küçük fark mesafe olarak next to da aradan bir şey geçmez, aradan bir şey sızmaz. Öyle düşünebilirsiniz. Yani to kelimesi aslında arkadaşlar bizim karşımıza hem master olarak çıkabiliyor, hem yönelme eki olarak çıkabiliyor, hem de böyle edat olarak yani edat derken hani yönelme ekimiz de sonuçta bir yönelme eki, yönelme edatı olarak da kullanıyoruz. Ama hani to'nun diğer kelimelerle birlikte nasıl kullanıldığını görecek olursak şu anda tahtada da görmüş olduğumuz gibi bu örnek cümlelerden de çalışabileceğiniz gibi aslında hep bir şeye doğru, bir şeye yakınlık, bir şeye bitişiklik. Bakın hep o ismin E halini ve Y halini, o yönelme eki halini çok da kaybetmediğini göreceksiniz. Bence öğrenilmesi gereken
karıştırılmaması gereken, karıştırılması için hiçbir sebep olmayan küçük basit bir edatımız. Bu da böyle küçük bilgi olarak aklınızda kalsın. Belki kafa karışıklığınızı birazcık gidermiş olurum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.